Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabb şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Orada da yani Sözler Risalesi'nde de 186. sayfadayız. 11. sözün artık sonlarına yaklaşmıştık. Bunu söylemiştik. Ne kadar var diyelim? 3,5-4 sayfa kadarcık bir metin var. Bugün geçen derste konuşamadığımız temsili okuyarak başlayacağım. Oradan 1-1,5 sayfa kadar okuyacağım ya da 2 sayfa diyelim. Söz basımın mizampajına göre 2 sayfa kadar okuyacağım. Sonra dönüp onun ince tefekkürünü yapacağız ama ondan önce yine metnin başına bir dönelim. 11. sözün ne iş yapmak üzere yola başladığını hatırlamak için baştaki ayeti kerimeleri ve ilk paragrafı bir okuyalım, bir hatırlayalım. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ Bunlar Şems suresinin 1 ila 7. ayetleriydi. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri kısa bir mealiyle şöyle buyuruluyor. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse kişiye ve onu intizamla yaratana. Hep tekrar ediyoruz, etmeliyiz de Şems suresinin bu 1 ila 7. ayetleri bize kainatın gül goncası gibi sarmal şekilde iç içe kat kat düzenini anlattıktan sonra insandaki intizama dikkat çekiyor. Yani alemdeki intizamla insanın intizamı arasında bağlar kurmamızı, daha doğrusu olan bağları görmemizi bize emrediyor, nasihat ediyor, tavsiye ediyor diyelim. Biz de oradan aldığımız ışıkla 11. sözü okuyoruz. Oradan aldığımız nurla bu metni tefekkür ediyoruz. Zaten Bediüzzaman Hazretleri de bu metinden aldığı nurla tefsir faaliyetini sürdürüyor. İlk paragrafı da okuyalım. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını, yani alem ne için yaratıldı, ne hikmetle yaratıldı, bunun tılsımı, bu düğüm nasıl çözülecek, nasıl anlaşılacak, onun tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını, yani bu alemde, bu kocaman alemde, bu iç içe düzenler aleminde insan niye var edildi? İnsan gibi cismi küçük ama hayali, aklı, kalbi büyük bir canlı niye var? Ve hakikati salatın rumuzunu, bir de insana namaz diye bir şey emredilmiş. Bu namaz nasıl bir hakikati ifade ediyor? Nasıl bir hakikate işaret ediyor? Bunu bir parça fehmetmek istersen, bu üçünü birden yani bir parça fehmetmek, anlamak istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak diyor Nümetin. Biz elbette o kısımları konuştuk, tefekkür ettik, temsilden hakikat bahsine de geçtik. Orada da bir miktar tefekkürümüz oldu. Ama hala hakikat bahsinin içindeyiz. Yolculuğumuz sürüyor. Şimdi gelelim kaldığımız yere. Başlayalım. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat-ı dünyeviye kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. Bismillah. O hizmetçi gitti. O kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip bir kağıt içine bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. Ticarete gönderdi.
Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat elbise almış olduğundan elbette bu 1000 altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa elbette o hadım nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermayeyi ömür ve istidadı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayatı faniye ve lezzeti maddiye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatini, hem hayatının kemal-i saadetini bir derece anlamak istersen bak! Senin hayatının gayelerin icmali 9 emirdir. Birinci şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külliyi şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaaz edilen cihazatın anahtarlarıyla esma-i kutsiye-i ilahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı akdesi o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgah-ı dünyada, mahlukat nazarında, esma-i ilahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinde Halık'ının dergah-ı rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker, padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, sen dahi esma-i ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip, o şahid-i ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkürle görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Halık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iradenle bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dille Halık'ının vahdaniyetine ve saniyenin rububiyetine dair manevi sözlerini fehm etmektir. Dokuzuncusu, acz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gına-i rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Ne ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın, nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi
sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla, nihayetsiz kudret ve gınayı ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir diyelim ve burada bir nefes alalım. Yani 1,5 sayfa kadar okumuş olduk. Ya da söz basım mizampajına göre 2 sayfada kadar da ediyor yani. Pekala, şimdi okuduğumuz kısmın başına dönelim. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce ince tefekkür yapmaya çalışalım. Temsille başlıyoruz. İnsaniyetin cihazatı, yani insanlığın donanımları, araçları, kullanacakları, ona emanet edilmiş, istimal edilecek şeyler, hayvan gibi hayat-ı dünyeviyi kazanmak için verilmemiş olduğuna, hayat-ı dünyevi ifadesi, Ebu Bekir Sifil Hoca'nın yazılarında okumuştum ben bunu, aslında bir aşağılama da içeriyor. Dünya kelimesi deniden geliyor. Yani değersiz, düşük değerli, kıymetsiz gibi manalar içeren deni kelimesinden geliyor dünya kelimesi. Kur'an'da, sünnette hayat-ı dünyeviye denildiği zaman, hayat-ı dünyeviye denildiği zaman belli bir miktar aşağılama da içeriyor. Ahirete göre, asıl hayat sahibi olan ahiret yurduna göre dünya hayatı düşük seviyeli bir hayat, aşağı bir hayat. Yani Cenab-ı Hak bize demek yanlış diyor. Yani siz aşağı olanı tercih ediyorsunuz. Yani o hayat-ı dünyeviyi seçtiğiniz zaman, dünya hayatına elinizi attığınız zaman, ahiretten onun için vazgeçtiğiniz zaman değersiz malı değerli mala tercih etmiş oluyorsunuz. Doğrusu bu oldu. Değersiz malı değerli mala tercih etmek istiyorsunuz diyor. Yani bu sadece bir iki ayrım değil. Dünya ahiret diye bir ayrım değil. Aynı zamanda da bir aşağılama var burada. Deni hayat, aşağı hayat, kıymetsiz hayat. Zaten hayatın hakkı da ahirette verilecek. Buradaki duyularımız, kabiliyetlerimiz, latifelerimiz ne kadar açık. Orada daha da açık olacak. Burada bakacağız ki ya abi dünyada yaşamamışız bile diyeceğiz belki. Yani oradaki randımanını gördüğümüz zaman bedenimizin, kalbimizin, ruhumuzun, aklımızın, gözlerimizin, duyularımızın inşallah Cenab-ı Hak bizi cehenneme ayağımızı bastırmadan rahmetiyle, keremiyle cennetine alır. O zaman diyeceğiz ki ya biz hani dünyada yaşamıyormuşuz kardeşim, bak yaşamak buymuş, hayat buymuş, hayat diye buna denirmiş diyeceğiz. O yüzden asıl ahiret yurdu ahiret, asıl hayat yurdu ahiret, dünya hayatı deni, aşağı. İnsanın donanımı, cihazları hayvan gibi dünya hayatını kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak diyor. Temsilden önce mesela şöyle bir kıyasla da insan kendisinin dünya için olmadığını anlayabilir. Bunu eski derslerimizle de yeri geldiğinde anmıştık. Hayvan bu dünyada mutlu. Yani bu dünya için yaratıldığı, bu dünya ile uyumlu halinden anlaşılıyor hayvanın. Hayvan felsefe yapmıyor, hayvan şiir yazmıyor, hayvan fanilik sancıları çekmiyor, hayvan özlemiyor. Yani en azından hani özlemesi varsa bile bu özleme çok düşük seviyede bir özleme. Dünyaya yakışır bir özleme. Ahireti bilen gibi, insan gibi, sonsuzluğu tanıyan insan gibi özlemiyor gibi gibi söyleyebiliriz. İnsan sanki traktör yolundaki bir Ferrari gibi sürekli rahatsızlık içinde. Bir zamanlar formüle yarışları için Türkiye'ye gelen araçlardan birisi Boğaz Köprüsü'nden geçmişti. Boğaz Köprüsü'nün asfaltı iyi bir asfalttır ama o araçların duyarlılığı daha fazla olduğu için, yani onlar daha da iyi bir yol, daha da iyi bir asfalt istiyorlar. Formüle pistleri öyle pistler, arabaları da ona göre. Boğaz'dan geçerken o araba yanmıştı mesela, tutuşmuştu sürtünmeden. Bak, o yolu bile yadırgadı yani o araba. Ki o yol da iyi bir yoldur yani. İnsanoğlu da bu dünyayı yadırgıyor. Bizim bu dünyada çektiğimiz acılar, sancılar, açmazlarımız, depresyonlarımız, sarsıntılarımız, ağlamalarımız, şunlar bunlar filan falan. Bunların hepsi aslında bir sürtünme, bir uyumsuzluk. Ben bu yol için yapılmadım göstergesi. Hani ağrılar, acılar bedenin dilidir. Bedeni insanla ağrıları üzerinden konuşulur derler. Bunu galiba bir filmde duymuştum. Güzel bir tespit. Yani
insanın bedeni insana ağrılarla derdini anlatıyor. Konuşmak istiyor. Benim diyor şuramda sıkıntı var. Nasıl hissettirecek sana? Bir dille söylüyor bunu. Bir ağrıyla söylüyor, bir sancıyla. İnsanoğlu da bu dünyadaki işte o çıkmazlarıyla, aşmazlarıyla, hüzünleriyle, depresyonlarıyla, şunlarla, bunlarla onu anlatmaya çalışıyor. Ben bu dünya için yaratılmadım. Bende bir sıkıntı var. Ben burayla uyuşamıyorum. Ben burada darlanıyorum. Burası bana kapalı geliyor. Gibi bir sancı ifade ediyor insan. Biz daha bununla bile anlıyoruz. Yani biz hayvanların mutluluğunu sırf dünyaya baktığımız zaman çok gıpta edilesi bir şey görüyoruz. Bizim çok uzağımızda bir saadetleri var. Biz niye onlara yetişemiyoruz bu kadar kabiliyete rağmen? Çünkü bu pistin adamı değiliz. Bu pistin arabası değiliz. Geride olduğumuz anlamına gelmiyor. Pistin arabası değiliz. Evet, devam edelim. Hayvan gibi hayatı dünyeviyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Üstad Hazretleri şimdi daha güzel bir temsil verecek. Ahmet'in temsili nedir ki? Bismillah. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. Bir elbise alsın diye 20 altın vermiş. Özel bir kumaştan. Mahsus, özel, ona göre. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. O hizmetçi de tam hakkını vermiş o paranın. Almış o libasın en iyisinden giymiş. Helal olsun. Sonra gördü ki, o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip, bak bu sefer de 1000 altın. Ötekine 20'ydi, buna 1000. Ne kadar fark ediyor? 50 kat. 50 kat fazlasını vermiş. Bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. Bak bir de cebine bir şey koymuş. Diğeri gibi yapmadı. Bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. Mesajda bir ayrım var. Ne yapılacağının mesajında bir ayrım var temsildeki iki kişi arasında. Birincisine sadece söylendi ya da öğretildi, o gitti yaptı. İkincisine bir de özel mesaj yazıldı, cebine kondu. Ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki bak, ilkini git al dedi, gitti aldı o. İkincisini ticarete gönderdi. Biraz ne yaptı? Hani sen git bakalım şu 1000 altından ne yapacaksın? Biraz boşluk bıraktı. Ticarette ne vardır? Alsat mevzusu biraz boşlukludur yani. Mesela memuriyet gibi değildir ticaret. Ticarette biraz senin reyindedir her şey. İradendedir. Her şey demeyelim de çoğu şey iradendedir. Biraz sana kalmıştır ticarette, kazancında. Hatta bir abimiz daha geçenlerde böyle bir şey söylemişti. Yani ticarette dedi, kazanacağının helalliğini, haramlığını sen belirlersin dedi yani. Helali seçersin, helal kazanırsın. Haramı seçersin, haram kazanırsın. Hani bu iş elindedir. Ama dedi diğer mesleklerde bu öyle değil. Hani biraz memuriyet kısmında mesela. Çalıştığın firma haram bir iş yapıyorsa ben onun memuruyum, benim suçum ne ki diyemezsin. Sana da şey geliyor. Mesela faizli bir yerde çalışıyorsun, bankada. Ama faizli bir kurumdan alıyorsun maaşı. O faizin kazancının şeyi var ya da içki satan bir yerde çalışıyorsun. Bak etkisinden kurtulamıyorsun o firmanın şeyinin. Ama ticarette biraz bağımsızsın. Helal bir şeyin ticaretini yaparsan helal kazanırsın, haram bir şeyin ticaretini yaparsan haram kazanırsın. Sen de ticarette memuriyetten boşluk daha fazla. Senin uhdene daha çok şey bırakılmış. Daha bir sorumluluk alanın var, daha bir serbestliğin var bununla bağlı olarak. Yetkin de var, sorumluluğun da var. Ticaret böyle bir şey. Kaybedersen de hesabını sorarlar yani. Ötekiyle yine bir fark var. Bu ticarete gönderildi. Bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değil. Bu adama 1000 altın libas almak için verilmiş olamaz bir kat libas. Neden? 20 altın yetmişti çünkü diğerine. O İşveren, o sultan, o sahip, o efendi 20 altında bu problemi zaten çözüyordu.
neden bin altında tekrar bu işe girsin? Yani aynı şeyi daha fazla parayla tekrar isteyene herhalde akıllı demezler. Aklı başında olan bilir ki diyor, o yüzden hani bilir o sermaye bir kat libas almak için değil, sana daha fazlası söylenecek. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altında en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu bin altın bir kat libası sarf edilmez. 20 altında alınabilecek şeye bin altın verilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp, bak sana ayrıca bir not verildi onu okumazsan, belki evvelki hizmetçiye bakıp o ne yaparsa ben de onu yapayım, bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için, yani o hizmetçi nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Bak bu temsil ne için verildi? Hayvan ve insan. Şimdi insanoğlu, hani bu ateistlerde şunlarda bunlarda vardır, hayvan gibi mutlu yaşamak. Ya abi hayvan değilsin sen. Niye burada bir eşitlenme arıyorsun? Yani ona mutlu olacağı şartlar sağlanmış. O bu dünyanın harcında yaratılmış ve bu dünya için yaşıyor. Bu dünyada ona yetiyor. Sen onun kadar değilsin ki, sen ondan daha aşkınsın. Sana bin altın verilmiş. Sen eğer o bin altınla ona bakıp asıl sana gönderilen mesaja, senin yapman gereken görev daha da başka bir şeyler de yazılmış olan mesaja bakmazsan, Kur'an'a, sünnete bakmazsan, ne oluyor? Sen ahmaklık etmiş oluyorsun. Sadece ona o yetti, ben de onun gibi olayım. Olamayacağın halde o işe girmiş oluyorsun ve ne diyor burada? Elbet bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, bak aynısını da alamıyorsun. Senin aldığın ondan aşağı oluyor. Neden? Çünkü daha fazla şey veriyorsun. Karşındaki de diyor ki bu aptal herhalde, bu kadar parayı buna verdiğine göre ben de bunu biraz daha kazıklayayım. Dünyanın insanoğluna yaptığı şey, dünya için daldığınız zaman dünya sizin ahmaklığınızı anlıyor arkadaşlar. Bu nasıl açıklanır? Bir şuur düzeyiyle mi, bir fizikle mi, bir efendime söyleyeyim başka metafizik kaideleriyle mi bilemiyorum ama dünyayı dünya için yaşayanların ahmaklığını anlıyor, onlara çektiriyor, onlara az veriyor, onları süründürüyor. Hani bakın çevrenize, dünyayı dünya için yaşayan insanların bir hayat sergüzeştiğine bakın yani. Dünya anlıyor ya. Bu diyor, bu aptal diyor. Bu, bak Allah ona neler neler verdi. Bu benden bunları istiyor. Dur şunu diyor, biraz daha ben tokatlayayım. Biraz daha ben kazdan şey yolayım. Ne derler ona? Tüy yolayım. Dolandırıcılar derler ya. Şundan biraz da ben şeye tüy koparayım falan diye. Saf birisini buldukları zaman. O hesap. Dünya diyor ki ya bu diyor bunu buna verdiğine göre diyor dur ben şunu bir süründüreyim. Görüyorsunuz hep de süründürüyor. Hep de çektiriyor. Ha, önce böyle tatlı matlı geliyor biraz ama ahirine baktığın zaman daha acı mahrumiyetler yaşattırıyor. Yani dünyayı dünya için yaşayan insan yaşadıkça mahrumiyetle tanışmış oluyor. Nasıl mahrumiyet? Madem ki bırakacak onları, madem ki kalmıyor, o halde biriktirdiği ancak mahrumiyettir. Özlemektir, yitirmektir. Yitirdiklerini biriktiriyor aslında. Şunu da yedim, bunu da yaptım, şurayı da gezdim. Ama hepsini özlüyorsun, geriye ne kaldı elinde? Zevali lezzet elemdir diyor Bediüzzaman Hazretleri, değil mi? Niçin? Çünkü lezzet bir kere gittikten sonra hep gidiyor. Yoksunluğu hep kalıyor. Hatırlıyorsunuz ya, bir keresinde şurada bir baklava yemiştik. Ne baklavaydı be? Bir daha yeme imkanımız var mı? Yok. Ama hasreti hep içimizde. Ne baklavaydı be bak. Sancısı kaldı. Bu da düşük düzeyde bir şey. Daha yüksek düzeydeki sevgilerimiz de var. Sevdiğimiz birini kaybettiğimiz zaman mesela o hep kalıyor. Yani gitmiyor. Bir sancı olarak, bir yara olarak kalıyor. Bu hali de gösteriyor ki dünya anlıyor yani bu ahmak, bu salak, bu kendisine söyleneni yapmayan
aramayan, sormayan, başkasına bakıp, hayvanlara bakıp ticarete giren bu salak bana fazla para veriyor. O zaman ben de bunu biraz tokatlayayım diyor yani. Bütün parayı bir dükkancıya, bir kat libas için verip, hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Hani düşünün, bir adama verdiğiniz 100 milyon dolar, çok o kadar parayı kim verebilir? 1 milyon dolar, aşağı inelim, 1 milyon dolar vermiş olun. Adam da gitsin size bir kutu akide şekeri aldım bununla desin. Ne hissedersiniz? Yani insan olarak. Ben sana parayı onun için mi verdim dersiniz değil mi? Yani bir kutu akide şekeri mi aldın yani? Alıp alabildiğin bu mu? Yaptığın ticaret bu mu bununla dersiniz değil mi? La teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hak da bize verdikleri karşısında ona yakışır bir ticaret bekliyor bizden. Neler neler, ne görüşler, açılışlar, okunuşlar vermiş bize. Bunların ne olacak sonu? Hayvanla aynı şeyi alarak mı bitecek? Çok düşük bir fiyat. Çok düşük bir alım bu. Verilene göre çok düşük bir ticaret. İşte Cenab-ı Hak da bundan dolayı tazip etse bizi, adaletsiz ettin diyebilir miyiz? Cehennem adaletsizliktir haşa diyebilir miyiz? Yani bu dünyada olsun, kabirde olsun, cehennemde olsun, orada çektirilmesine, azap edilmesine Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak bizi uğratmasın yani, zerresine bile dayanamayız. Hiç ayağımızı bastırmasın, hissettirmesin inşallah. Yaptırsa ama diyebilir miyiz ki ya biz bunu hak etmedik? Ama bak neler yaptın sen dünyada. Sana yapılan, verilen yatırımı nasıl heba ettin? Yani buna Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunmasından bunun daha normal ne olabilir yani? Nihayetinde mülk onun. Sen kendi cebinden harcamadın ki. Sana verileni harcadın. Sen yaratmadın senin heba ettiklerini yani. Yaratmadığına göre yaratanın sana hesap sorması da normal. Yani böyle makul ya, bana öyle düşününce çok makul geliyor. Ben ateistlerim falan şunların bunların şeyini anlayamıyorum yani bu. Ya cehennem adaletsizlik değilmiş şu bu falan işte. Ya nasıl adaletsizlik abi? Kırmadığın ceviz kalmamış. Mülk de onun. Mülk sahibinin sana hesap sorması kadar normal bir şey var mı? İstemiyorsan hesabı, yeni bir şey yarat, onun içine geç. Bir alem yarat, onun içine geç. Bir beden yarat, onun içine geç. Bir kalp yarat, onunla hisset. Bir göz yarat, onunla gör. Yapabiliyor musun? Yok. O zaman sen emanetçisin kardeşim. Verileni alıyorsun sadece. Yaratıcı değilsin. Elbette emanetin asıl sahibi de sana onda hesap sorabilir. Ey nefsim ve ey arkadaşım. Şimdi hakikat. Aklınızı başınıza toplayınız. Sermayeyi ömür, ömür sermayesi, yani bir nevi ömürde altınlar. 60 yıl 60 altın ya da 60 kese altın. Sermayeyi ömür ve istidadı hayatınızı, hayatın istidat ruha konmuş özellik diyor Kenan abi, öyle tarif ediyor Kenan Demirtaş abi. Ruha konulmuş özellikler. Onlar açılırsa kabiliyet olur diyor. Burada niye nasıl mana verilmiş? Hayat kabiliyeti diye mana verilmiş. Ama öyle Kenan abinin anlattığı bir nüans vardı yani. Ruha konmuş potansiyeli istidat açılırsa kabiliyet oluyor demiş idi. İstidadı hayatınızı, potansiyelinizi tabiri caizse hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayatı faniye, fani hayat ve lezzeti maddiye, maddi lezzetler, geçici lezzetler, tensel lezzetler yeni tabirlerle sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından, denisinden, bak hayat-ı dünyeviye burada deni kelimesi geldi, onunla köken olarak arkadaş, en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Sermayece en âlâ yüksek hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde, 20'ye 1000, aradaki oran neydi? 50. 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından, denisinden, aşağısından 50 derece aşağı düşersiniz. Yetişemezsiniz yani mutlulukta onlara. Serçeye o günkü rızkını bulmak yetiyor. Uçmak yetiyor, ötmek yetiyor. Bu kadar onun beklentisi. Her günde o beklentisi tam olarak gerçekleşiyor. Ama sen neler neler hayal ediyorsun.
Sen neler neler arzuluyorsun, neler neler görüyorsun, görür görmez de ister oluyorsun. Özler oluyorsun, bekler oluyorsun. Şimdi sen serçe gibi yapabilir misin? Bir gün çıkıp güne başladıktan sonra akşama kadar her ihtiyacın karşılanmış olarak akşamlayabilir misin? Bunu hangimiz yapabiliyoruz? Elbette olmuyor bu. Böyle bir şey mümkün değil. Ve zaten biz bu maddeye de sığmıyoruz yani. Madde bize karşılansa bile zenginin zengini olun, zengin oğlu zengin olun, trilyoner olun, bilmem ne olun. Hani karşılanıyor olsa bile yetmiyor. O adamlar hatırlıyor bir yerden sonra. Hani bakıyorlar ki ya bu kadar değilim ben. Benim içimde bazı yerler var, bunlar aç kaldı. Bunlar arızaya bağladı, bunlar sancıyor deyip kimisi İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh gibi bahtiyar oluyor, manevi sultanlığa geçiyor. Kimisi de hayatına son veriyor. Burada şu mevzu da ilginç. Mesela lezzet-i maddiye ile lezzet-i ruhaniyenin farkını şöyle bir şeyden anlayabiliyoruz. Diyelim darda kalmış bir, aynı para, aynı ücret, belki bunu daha önce de anlatmıştım size, 100 lira, 200 lira, çok sıkıntıda kalmış bir insana o 100 lirayı, 200 lirayı verdiğiniz zaman hissettiğiniz bir şey var. Bir de hemen onunla bir baklava alıp onu yediğiniz zaman hissettiğiniz bir şey var. Aldınız, yediğiniz baklavayı, lezzeti maddiyesi ne kadar kaldı? Belki hepsini yerken bile sürmedi. 1-2-3 dilim aldıktan sonra insan tıkanıyor. Yani tatlılarda özellikle. Hani diyor ki tamam artık hani beden bundan sonrası fazla diyor hemen. Ve lezzet hemen gidiveriyor. Yediniz, bitti, kutusunu attınız. Bak kesildi ilişkiniz artık. Bundan sonra hatırası yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Ama öyle bir iyilik yaptığınız zaman, bir hasene için, bir hayır için sarf ettiğiniz zaman, para olsun, zaman olsun, beden imkanı olsun vesaire, onu her hatırlayışınızda lezzet hissediyorsunuz. Bak şu zamanda şöyle birisine yardım etmiştim, lan iyi ettim o zaman be. Veya işte bir zamanlar bir yetimin başını okşamıştım, ona faydam olmuştu. Bak iyi bir şey yaptım ya, o zaman insanın gönlüne bir ferahlık geliyor. Bedenen de öyle. Durmanız gereken, doğru yerde yapmanız gereken bir şeyi cesaretle yaptığınız zaman bedenle, ya iyi ki onu yapmıştım o zaman, umreye gittiniz, hacca gittiniz. Çok güzel gelmiyor mu yani onu yapmış olmanın böyle hissi, Allah'a çok şükür bunu işte nasip etti, eda ettik bu ibadetimizi dediğiniz zaman, onda da bir rahatlık, hep kalan bir rahatlık, gitmeyen bir rahatlık olmuyor mu? Bak bu bile gösteriyor ki insanda kalan maddi olmayan, madde maddi olmayanı biriktirmenin aracı. Madde maddi olmayanın biriktirme aracı sadece bizde. Maddeyle madde ötesine kastettiğimizde biz tam tatmin oluyoruz. Mustafa Ulusoy Hoca'nın bir seminerinde anlattığı şey vardı bu. Yeryüzü doktorları falan, adam Finlandiya'da, İsviçre'de, şurada burada doktor. Ama bir yerden sonra diyor adamı hayat tatmin etmiyor. Her şey var, lükse sahip, imkanlara sahip. İşi düzgün, eşi düzgün falan ama hayat ona yetmez oluyor. Ne yapıyor? Basıyor gidiyor. Bir savaş bölgesinde gönüllü doktorluk yapıyor. Onunla tatmin oluyor. O onu rahatlatıyor. Neden? Varlığının sırrını eda ettiğini düşünüyor böylece. Onu düşünmüyor da içi biliyor yani. Orada bir fazlasına geçiş yaptığını, maddeden öteye bir aşkınlık taşıdığını yaptığı eylemin hissediyor vücudu. Keşke iman etseler de onun hakkını tam verseler, onun hakkını da tam alsalar inşallah ahirette. Ama iman etmese bile vücut bunu onaylıyor yani. Evet, bunu yaptığın zaman o aktivistler falan filan niye, ne yapıyorlar da bu şeyi yaşıyorlar? O kadar ödedikleri bedellere rağmen adam Filistin'e gidiyor. Filistin'de Yahudilerle uğraşırken mesela ölüyor bazen Müslümanlar için veya işte Filistin halkı için mücadele ederken veya Afrika'da veya başka bir yerde. Zalimlere karşı mücadele ederken ölüyor. Peki bu adam ahirete inanıyor mu? İnanan da var, inanmayan da var. İnanmayan peki neyle tatmin oluyor? Orada yaptığı mücadele de ona bir lezzet veriyor. Bak, inanmasa bile vücudu şahitlik ediyor ki bu doğruyu yaptığın zaman sana bir şey var. Kazanç var. Ben sadece bu dünya için yaratılmadım. Menfaatimi kollamak için yaratılmadım. Benden aşkın bir şeyler için çalıştığımda mutlu oluyorum, tatmin oluyorum, sana da bir lezzet veriyorum, hissettiriyor. Bir vaktimize bakalım. Vaktimiz az kalmış.
şurayı okuyarak devam edelim mi diyeceğim ama 9 emir bahsine geldik. Oraya geçmeyelim. Oraya geçersek çünkü metin uzun, konuşması da uzun sürecek. Geçmiyorum. Şu paragrafı bir daha okuyup bitiriyorum. Ey nefsim ve ey arkadaşım, aklınızı başınıza toplayınız. Sermayeyi, ömür ve istidadı, da hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede, hayatı faniye ve lezzeti maddiye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 dereceye aşağı düşersiniz. Cenab-ı Hak o düşenlerden olmaktan bizi korusun. Bize verdiği sermayenin hakkını vererek güzel bir ticaret ile onun huzuruna tekrar dönebilmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.